Simülasyon oyunları dünyası SimulaWorld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Clothing Store Simulator'dayız. Oyunda depoyu açmıştık en son. Buralar artık bizimdi. Şöyle mağazayı yenilemiştik, yerleri falan. Tabii vitrinler boş kalmıştı. Vitrinlerle alakalı bir güncelleme yapacağız bugün. En azından bir iki vitrin döşemesi yaparız yani. Şuralar çok boş kaldı çünkü. Şimdi hatta önce onunla başlayalım. Toptancıdan şöyle mobilyalar kısmına gelelim. Vitrin ne kadar etkiliyor bilmiyorum ama en azından şu ikisini alalım yani. Birer tane şey alsak yeterli olur. Ortaya puf da koyalım. Hatta iki tane koyalım puftan. Marka bugün eğer yapabilirsek bu bölümde marka açabiliriz. Hatta özel tasarımımızı açabiliriz. Bir şöyle her şey eksiğimiz var mı? Stok eksiğimiz. Stok eksiği şunda biraz var. Para sıkıntımız zaten yok. O yüzden bence stok yapıp arkada biriktirip böyle deli gibi satabiliriz. Oyunun tam sürümü pazartesi günü çıkmıştı. Sizler bu videoyu hangi gün izliyorsunuz bilmiyorum. Ben artık art arda video çektiğim için kaçırdım. Ama almak isterseniz aşağıda Steam linki olacak oyunun. Kaç paraya çıktı onu da bilmiyorum. Çünkü ben stok video çekmek zorunda kaldım. İstanbul'da değilim şu anda. Siz bu videoyu izlediğiniz tarihte. Bakalım şöyle şunu da koyalım. Yerde de dursa olurlar bence ya. İlla standa falan gerek yok. En azından hani şu görüntüyü düzeltmiş olalım. Bu elbise daha sonradan gelmişti. O yüzden kadının üstüne bu elbiseden giydirebiliriz. Stoğumuzu da kalanını da buraya koyduk. Evet. Artık depomuz var. Ha, bu pufları birini şöyle koyalım. Diğer pufu da şuraya koyalım. Heh. Orayı birazcık canlandırmak amaç. Bu hangi gömlek? Şu. Bundan kalmamış mı diyecektim ki burada varmış. Etek de koyalım. Eteğin fazlasını da yine bu tarafa götürelim. Çok güzel oldu ya depo. Depo bayağı işe yarıyor. Şimdi hemen açalım dükkanımızı. Bugün yine bu bölümde 3 günü herhalde atlatabiliriz oyunda diye düşünüyorum. Zaten günler çok hızlı geçtiği için sıkıntı olmuyor. Hani ne kadar çok gün atlatırsak o kadar seviyemiz de artıyor. Paramız da artıyor tabii ki. Para da doğru orantılı. Ama daha çok insanın gelmesini istiyorum. Aa, bir dakika, adama da bir şey, kıyafet giydirelim ya. Burada adamla ilgili bir şey yok. Şuradan mesela bir sweatshirt. Efendime söyleyeyim. Bir kot pantolon. Adam biraz daha cool oldu. Buyurun efendim. Daha çok kişi gelsin istiyorum. Fiyatları da ucuz tuttum. Yine gelmiyorlar, yine gelmiyorlar yani. Neden bilmiyorum. Çalışan almamız için level 15 olmamız lazım. Bayağı bir zaman lazım yani ona. Şimdi şöyle mobilyalara bir daha bir bakayım. Raf alabiliyoruz, kutu alabiliyoruz. Kutu aslında alsak iyi olur. Yani bulunsun. 8. seviyeye gelsek yeni bir marka daha açılacak. Onun için yeni raflar almamız gerekecek falan filan. Yani kadın erkek yavaş yavaş ayırmamız lazım artık. Çünkü şey olmaya başladı. Daha fazla marka olunca daha çok ürün oldu. Ürünler arttığında bu sefer şey sıkıntı oluyor. Yani kadın tarafıyla erkek tarafını o yüzden ayırma taraftarıyım ben. Dükkanı genişletmeyle ilgili hala bir derdim yok. Çünkü buralar bomboş. At koşturuyoruz yani orada. O yüzden olabildiğince dükkanı geliştirmeyi geciktireceğim. Ona para harcamak istemiyorum. Şu şeyi çok merak ediyorum ama bu ne zaman açılacak bilmiyorum. Şu anda yok galiba. Yani belki güncellemeyle mi gelecek? İstatistik yok. Stok, mağaza yönetimi. Depoyu genişletebiliyoruz. 7 olalım ya. Bir an önce kendi tasarımımı yapmak istiyorum. Prolog'da yapmıştık. Hatta SimulaWorld tişörtü yapmıştım. Bence gayet güzel olmuştu. Artık bir tişörtümüzün olma vakti geldi yani. Yani bakıyorum ekstra başka bir şey yapabiliyor muyuz diye. Şu anda hiçbir şey yok. Mağaza yönetimi. Marka açmamız lazım. Bunda ayakkabı da gösteriyor ama burada ayakkabı yok. Ayakkabı burada başlayacak galiba. Erkek kazak ceket. Şuraya kadar gelmiştik zaten biz şeyde. Prolog versiyonunda. Bayağı bir alışveriş yaptılar. Hadi hadi hadi. 7 olalım. Yapma ya. Neyse bu gelenlerle bence 7 oluruz. Zaman o kadar çabuk geçiyor ki oyunda. Yani gün hemen bitiyor. Şu arkada neyimiz var? Burada bir pantolon bitmiş gözüküyor ama. Bir dakika. Ablacığım. 7 olduk. Stoğa bakalım. Allah Allah. Bu kadın pantolonlar gözüküyor ama ben göremedim. Şunları hemen bir ekliyorum sepete. Eksik olanlardan. Hemen şöyle siparişimizi verelim. Buyurun ablacığım. Yeni gün başlıyor. Şu etekten buraya ekleyelim. Şu elbiseden de ekleyelim. Vallahi diğerleri bitti gibi. Evet abla da bayağı güzel alışveriş yaptı. Şu gömlekten falan kalmamış ki ya. Niye bana göstermiyor onları? Hayda. Lan daha önce alışveriş yaptığımda unuttum mu ben onları acaba? Şunu bir tanesini şuraya koyayım şimdilik. Bu elbise kalanını buraya. Kutu aldım. Ha. Kutuları açıp şuraya koyalım diyeceğim ama bunu açmıyoruz zaten. Heh. Tamam. Bu ne abi? Hayır. Ulan. Kutuya koydu yanlışlıkla. Bu pantolondan. Burada var. Tamam. Bunu da yine şuraya koyalım. Bundan da yine fazla almışız galiba. Yo, kalmamış. Bir tane şey mankenin üstündeki kalmış sadece. Erkek kot pantolon. Bundan da mankenin üstündeki kalmış. Bunlar şey. 6 tane almıştık zaten onlardan. O yüzden şöyle şuralara koyayım istiyorum. Yani ne kadar kullanırız bilemedim ama en azından şeyimiz olsun. Stoğumuz olsun. Stoklu çalışalım. Şu yukarıya da koyabiliyoruz. Ve hatta para varken mesela bütün her şeyden böyle koli alayım. Koyayım buraya. Eninde sonunda kullanacağız yani. Gel abi. Bunu da buraya koyalım. Tamam. Süper. Başka bir şeyimiz kaldı mı? Heh. Tasarım yapacağız. Dur, mağaza yönetimi. Buraya bir şey yapamıyoruz. Toptancı. Mobilya. Yeni kasiyer açıldı. Böyle bir pot açıldı. Puf açıldı. Bu ne? Standmış bu. Şu shelf. Nasıl bir şey acaba? Bunu merak ettim. Bir tane ekleyeyim. Burada özel tasarım açıldı. Özel tasarımın kilidini açmaya 500 istedi. Tasarım yapmamız lazım. Tasarımı düzenle. Yazı. Özel. Bir saniye. Evet, logomu hemen ekledim. Şimdi bunu buraya yükleyebiliyorduk. Süper. Şöyle. Adamı döndürebiliyor muyum? Heh. Büyük mü yapsam? Şuraya küçük mü yapsam acaba ya? Bence büyük yapalım. Şöyle kocaman yapıyorlar ya bazen. Şurada. SimulaWorld. Olsun ya. Bence gayet güzel. Erkek için bu. Sonra yazı. Yazı olarak da abone olun. Yazıyı biraz küçültmemiz lazım. Adamı yine şöyle çevireyim de yamuk basmayalım. Süper. Şey var mı ya? Şu parmak. Abi bunlar ne? Burada bir sürü şey var. Hadi Clothing Store Simulator'ı da koyalım şuraya. Onu da ekleyin. Onu da istek listenize ekleyin. Yani istediğiniz gibi boyayabiliyorsunuz. Çizgi mizgi de yapabiliyorsunuz ama o bayağı şey istiyor ya. Bu ne? Ha, alacalı bulacalı da oluyor. Şey, tişörtün rengi değişiyor galiba. Tamam. Level 12'de şapka falan tasarlıyoruz galiba. Bak burada bir şapka var. Şimdi uzun kollu kısa kollu falan herhalde, onu da ayarlıyoruz. Tasarım paylaşımı. Dışa aktar diyeceğiz herhalde buna. Dışa aktar dedim. Ha, bunu aynı zamanda şey yapabiliyormuşuz. Başka tasarımınız varsa mesela oradan direkt yüklüyorsunuz veya dışa aktarabiliyormuşsunuz. Tamam. Şimdi bunu satın al dedim. Bu tamam. Ha, ikinci tasarımı, bunun aynısını mesela erkek tişörtü olarak yaptık şimdi. Düzenle diyeyim. Ya, kadın tişörte çevirebiliyoruz sadece. Olmadı. Peki. Tamam. Erkek tişörtü olarak biz alalım bence. Bunu hatta o yeni gelen şeye koyarız. Şunları bir kenara çekeceğim bu sefer. Bunu da şöyle şuraya alalım. Bunu böyle alalım. Biraz yayılalım artık ya şeye. Dükkana. Çok böyle her şey sıkış tıkış oldu. Bunu şöyle biraz daha bu tarafa alırsak şuraya koyabiliriz onu. Önce şunu getireyim. Oo süper. Bunun üzerine 10 tane oluyor mudur acaba? Oo, daha fazla alıyor. Güzel. Ama buraya başka bir şey koyamıyoruzdur. Bir tane şey koyabiliyoruzdur sadece. Gayet güzel oldu bence ya. SimulaWorld. Evet. Şimdi o zaman bir sonraki güne geçme vakti geldi artık diye düşünüyorum. Bir bakayım, ödemelerimizi yaptık. Toptancımıza bakalım şöyle. Stoklarımız ne durumda? Tamam. Fena değiliz. Mobilya olarak başka bir şey almak istemiyorum şu anda. Bir puf daha var. Bir kasa daha alabiliyoruz galiba veya bizim kasayı mı yeniliyor acaba? Çünkü bizim kasa da burada gözüküyor. Daha iyi bir kasa galiba bu. Ama onu çalışan almadıktan sonra bir anlamı yok ki ya. Geçelim bir sonraki güne. Para harcadık yine de ama evet. Bakiyemiz hala artıda. Hemen açıyorum. Hemen gelsinler. Şunların satışını merak ediyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane daha koyabiliyormuşuz. Yani 15 tane alıyor bu. İyiymiş. Diğerlerine göre daha fazla alıyor olması güzel. Hem de bizim tasarımımızı sonuçta orada gösterdiğimiz için daha fazla satın alıp şey yapabiliriz. Sunabiliriz yani ürünümüzü. Her seferinde kargo parası istediği için yani tek tek de bütün ürünleri alabilirsiniz arkadaşlar. İlla tek seferde almanıza gerek yok. Çünkü bir tane kargo vermiyorsunuz. Aa, ne oldu ya? 17 tane mi aldı? Diyeceğim. Biri satın almış olabilir. Heh. Evet. Birileri satın almış bile. Çok beğenildi. SimulaWorld tişörtümüz. Herkes bayıldı. Buraları da boyayabiliyoruz falan ama boyama işi bayağı pahalı ya. Her bir kutucuğu $15'dan boyuyor. Ha, bak bu da almış. Erkek tişörtü. Yerlere bir şeyler düşürmüşsünüz. Düşürmeyin yerlere. Kadın jeans. Jean. Neyse şuraya koyalım. Bu ne? Bu elbise de şurada var. Tamam. Hadi hadi bakalım. Hadi bakalım. Sıra olsun biraz ya. Abi bir parça alıyorlar. Bir parça. Ben zengin olamam ki böyle. Kasiyer alamıyoruz. Şu an stoklarımızda pek sıkıntı yok. Mobilya şu kafamı karıştırdı sadece. Bizimkini mi yenileyecek yoksa kasiyer 1 diyor, 4 diyor. Bizimkine de 3 diyor. Değişiyor. Demek ki ikisi de var. Marka açmamız lazım. 8. seviye olursak bir marka patlatırız ama çok az insan geliyor ya. Ya şu reklam olayını merak ediyorum ama o da 10. seviyede açılıyormuş. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bizim bu arka kapı açık. Buradan böyle girip alırlar. Bayağı hırsızlığa müsait yani. Ama oyunda hırsız yok bildiğim kadarıyla. Oo pardon. Bekletmişim ablaları. Şuraları da kontrol ettik. Burada da bir sıkıntı yok. 2 tane kabin aldığınızda yeterli oluyor zaten. Sıkıntı etmiyorlar. Ama 1 tane olursa bütün kabinlerde olur diye müşteriler birazcık kızabiliyor. O yüzden olabildiğince fazla kabin koymanızı öneririm. Ver bakalım ablacığım. Stok almayan ürünümüz var mı? Kontrol edeyim. Hemen bundan ekledik. Bundan ekledik. Yani onun altına düşürmesek aslında daha mı güzel olacak bilmiyorum. Alalım gelsin ya. Bulunsun. Ne de olsa kullanıyoruz yani. Geldim. Şimdi buradan neyi almam lazım önce? Şu. Bu bitiyordu galiba yanlış görmediysem. Neredeydi ya o? Evet. Getirdim. Son anda getirdim valla. Bu erkek gömleği şuraya koyalım. 2 dakika dursun orada. Bazı şeyler bitmek üzere çünkü. Bunu da buraya atalım hemen. Geldim hanımefendi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Biraz daha ilerledikten sonra biz yetişemeyeceğiz hiçbir şeye. Şimdi onu fark ettim. Kırmızı gömlek burada. Depodan kendi çekse çok daha güzel olacak ama. Veya çalışan getirir mi mesela? Pardon abla. Etekler. Yere mi düşürmüş biri onu? Bir de şu. Ne deniyor buna? Bunu buraya koyalım. Şurada ne var fazlalık? Bundan fazla zaten olmasına gerek yok. Buraya koyalım. Aa burada zaten bazıları varmış. Gömlek. Bu etekten orada vardı. Az önce gördüm. Heh. Bunun kutusu var. Şu gömleği de yine koyacak yerimiz mi yok? Heh, tamam. O kadar kutu aldık be. Şurada yine bir boşluğumuz var. Bence iyiyiz ya. Gayet güzel. Bakalım. Stok durumuna. Allah Allah. Kadın pantolondan 3 tane mi var? İlginç. Onu biraz önce gözden kaçırmışız demek ki. Gelsin madem o da. Level 8. Ha, bir gün daha yapsak mı ya? Level 8 olur muyuz? Çok merak ettim. Bunu buraya koyalım. Hatta kalanını da şuraya koyalım. Satılsın. Madem o kadar çok gidiyor. Yapayım ya. Hadi bir gün daha yapalım. Zaman kaybetmeden hemen diğer güne geçelim. Hemen açalım. 8 olursak yeni bir şey gelecekti. Ne gelecekti hatırlamıyorum ama. Bir daha bakalım şuradan. Her seferinde unutuyorum. Ha yeni bir marka gelecek. Mobilya da geliyor. Ayna geliyor mesela. Ayna koyabiliyoruz. Yeni tasarım için 11 olmamız lazım. 11'e bayağı var. Çalışan falan bayağı zor. Reklam işini çok merak ediyordum ama ona da herhalde yetişemeyeceğiz. Level 8'de aynı zamanda mağazayı da genişletebiliyoruz. Bir tane daha. Ben ama onu açmayacağım. Hoparlör. Hoparlör ne alaka ya? Hoparlörü nasıl yapacağız? Ben çözemedim onu. Müzik olması lazım ya. Mağaza dediğinde müzik olur. Mobilya. Buradan bakayım. Giyinme kabini, kasalar, depo rafları, aynalar. Dekorasyon eşyası desem. Yani sadece. Bu ne? Aha buldum. 15. level'da. Kaçırmışız gözden onu da bak. 15'e kadar speaker alamıyoruz. Tamam, anlaşılmıştır. 15. level'a kadar bekleyeceğiz müzik için. Dediğim gibi zaten müzik sıkıntı yaratabilir yani video için. Ama sizler açısından bence gayet keyifli olur yani. Oyunda şu anda en büyük eksik bence müzik. Stoğu azalan bir şey var mı? Şu ne? Erkek pantolon. Bu da erkek pantolon. Erkek pantolonun stoğu azaldı. SimulaWorld tişörtünü de bayağı aldılar. Ama erkek pantolon yok. Geldim efendim. Şöyle ya, şöyle 6-7 parça alın gidin. Şeyden bakarsak daha hızlı oluyor galiba. Evet. Şu pantolondan 4 tane kalmış. Şöyle yine onun altında olanlardan hemen ben siparişimi geçeyim abi. Hiç riske atmayalım. Çünkü satılıyor. Bazı şeyler sanki daha çok satılıyor ama bugün 8. level olacağız. Bu video bitmeden 8'i göstereceğim size. Çok az kaldı. Saat kaç? Saat 4.30. Yetişir yetişir. Erkek pantolon. Şuraya da koymuşuz. Oraya da koyalım. Geldim. Onu çok mu ucuz yaptık ki acaba? Niye hemen kapış gitmeye başladı anlamadım. Bundan burada var mıydı ya? Ulan varmış. Şimdi depodakini saymıyor mu acaba? Stokta. Stok'un var diyor mesela. Ama depodakini herhalde görmüyor. Çünkü depoda daha varken bize niye aldırttı o zaman? Bunu da oraya koyalım. Şu neydi? Erkek sweatshirt. Burada var. Bundan var mı burada mesela? Yok. Geldim efendim. Hadi ya 8 olalım. Markalar. Aha oldum valla. Hemen açıyorum. Ama şimdi açarsam insanlar isteyecek. Almam gerekecek o zaman. Oo. Efsane satış. Bu ne abi? Allah Allah. Bence gayet güzel para kazandık bugün. O elbiseden burada var mı? Yok. Etekten mesela eksik varsa hemen ekleyelim. Sonra bu kadın pantolonundan eksik var mı? Varmış. Geldim efendim. Sonra burada başka ne var? Şundan var mı eksik? Varmış. Başka bu elbise yok, çok satmadımış galiba. Neyse geri kalanını oraya koyalım. Bu erkek gömleğiydi. Ha bak bundan da bayağı eksilmiş. Şundan az kalmış gibi görünüyor. Ondan burada da gözükmüyor çünkü. Diğerleri fena değil. Evet. En sonunda 8. level olduk. Ve şöyle yeni bir markamız var. Hemen anlaşmamızı yapalım. 8. level olduk. Burada ne açıldı? Dur dekorasyon diye hepsi diyelim. Burada yeni bir raf açıldı. Ayna. Şu aynayı merak ettim. Stand. Ha daha büyük bir stand açıldı. Stand da alalım. Şeyleri onun üstüne koyarız. Bir tane ayna. Hatta ayna 2 tane bence lazım ya. Bir gelsin bakayım şu ayna nasılmış. Hangisi ayna? Bu. Aha. Yere mi koyuyoruz? Ha yerde duruyor. Şöyle birini buraya koydum. Hem geniş gösterir. Ayna iyi. Ayna önemli. Diğerini de şuraya koyayım şöyle. Yok ya. Şurada dursun. Bunun tersi düzü yok herhalde. Böyle koydum ama. Şimdi bunu da bunların altına koymak istiyorum. Önce o zaman şunları buradan alalım. Heh. Böyle büyük bir... Evet, gayet güzel. İşte bu. Vallahi tam istediğim gibi olmaya başladı. Biraz daha büyümemiz lazım tabii. Daha hala olması gerektiği gibi değil ama büyüteceğiz. İşleri büyüteceğiz arkadaşlar. Bakalım. Eğer daha fazla video yetiştirmişsem yarına da yeni bir video gelir. Ama yetiştirememiş de olabilirim. Şimdiden kusuruma bakmayın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.